Ruh nedir? Ağır bir soruyla karşı karşıyayız. Ama cevap çok kolay. Bilmiyorum. Çünkü ruh... Cüp diye bitsin bunu. Şimdi ruh kelimesi bana en fazla anlamı sorulan kelimelerden bir tanesi olabilir. Çünkü ne zaman ben işte televizyonlarda, sunumlarda, derslerde beyinden, davranıştan, işte bir şekilde dürtülerden falan bahsedecek olsam bana diyorlar ki ya hocam her şey tamam beyin falan eyvallah da yani ruh bunun neresinde? Diyorum ki ben de cevaben ruh nedir? Karşı tarafta elektrik kesiliyor. Çünkü hemen hemen hepimizin ağzında olan bir kelime olmasına rağmen ne kökenini, ne anlamını, ne de termihlerini maalesef biliyoruz. Bu kelime belki de en yabancı olduğumuz kelimelerden bir tanesi. Zira ben sadece merak ettim. Yani bu kadar önüme geldiği için nedir aga bu kelimenin kökeni diye girip baktım. Mesela ruh kelimesi nereden geliyormuş biliyor musunuz köken olarak? Raiha diye bir kelime var Osmanlıca. Duydunuz mu? Raiha koku demek aslında. Koku ise bir şeyin özünden gelen bir tat, bir doku, bir şey. Yani tam anlamlandıramıyoruz. Uçucu, kaçıcı ama onun özünü yansıtan bir işaret olarak algılıyoruz mesela kokuyu. Aynı şekilde mesela kokunun diğer dillerdeki yansımaları mesela spirit aynı zamanda ruh diye de kullanılıyor. Ruhla eş anlamlı. Spirit bir de bir şeyin özü aroması anlamına da geliyor. Yani özetle koku hani bugün için bizim açımızdan maddi bir duyu tamam biraz anlıyoruz falan ama şöyle 100-200 sene öncesine gidin. Koku çok büyülü bir şey. Sizi hemen etkiliyor. Ruh halinizi değiştiriyor değil mi? Kötü koku böyle moralinizi bozuyor. İyi koku sizin modunuzu yükseltiyor. Aynen bunun gibi ruh diye tabir ettiğimiz şey de bir şeyin hissedilen özü anlamına gelen bir tabir olarak kullanılmış. Ama ince bir nokta var. Ruh bizim kokusunu aldığımız, dokunduğumuz, gördüğümüz, tattığımız bir şeylerden kaynaklanan bir tecrübe değil. Yani gözlemsel bir meseleden bahsetmiyoruz biz ruh derken. Ruh sadece işte nasıl yaşadığını açıklayamadığımız bir insan gibi bir canlının kafasının nasıl işlediğini bir türlü çözemediğimiz, işte zihin dediğimiz bir muammanın genel bir açıklaması olarak öngörülmüş, kuramsal, soyut bir yakıştırmadan, bir anlatıdan ibaret aslında. Ve bize gelen kaynaklara baktığınızda ruh kelimesi hiçbir bilimsel ya da gözlemsel alandan bize ulaşmamış. Genellikle ezoterik, spiritüel, manevi alandaki literatürde çok kullanılan bir kavram. Ve sıklıkla hayatımızdaki oluşları açıklamakta, bizi daha iyi bir insan yapmak için yönlendirmeye çalışan yöntemlerde ruh faydalı bir metafor olarak kullanılmış, böyle görüyoruz. Bana sorarsanız bir biyolog, bir fizyolog, bir nörobilimci, işte bedeni, zihni falan onların ilişkisini araştıran birisi olarak ben bedende ruha dair ki ne olduğunu bildiğimi varsayarsanız ki bilmiyorum ruhun ne olduğunu ama ruha dair bedende herhangi bir işaret, herhangi bir gözlem görmedim. Mesela bilirsiniz işte insan ölünce ruh bedenden çıkar. Buna hepimiz böyle bir temelde inanırız böyle bir şey görmemize rağmen. Ama mesela çok hassas tartıları olan yoğun bakım yataklarında yatan binlerce hasta maalesef hastane ortamında hayatını kaybediyor, ölüyor. Mesela büyük efsane var ya 21 gram vücuttan ayrılıyormuş, vücut hafifliyormuş falan. Hiç böyle bir gözlemimiz yok. Beden ölmeden bir dakika önce nasılsa öldükten bir dakika sonra da tamamen aynı. Eksilen ya da artan bir şey görmüyoruz. Yani maddesel olarak herhangi bir değişiklik yok aslında bedende ama bir noktadan sonra can dediğimiz şey bedeni terk ediyor. Ve bu da bizim fiziksel olarak ölçebileceğimiz, görebileceğimiz bir şey gibi durmuyor. Zira olsaydı şimdi elektromanyetik spektrumun hemen hemen her tarafını ölçen alıcılarımızın olduğu, bilimsel teknolojimizin, gözlem yeteneklerimizin bu kadar geliştiği bir zamanda illaki bir ipucuna denk gelirdik. Tabii ki yokluğun kanıtı anlamına gelmiyor. Yani bugün göremiyor olmamız yarın bir gün göremeyeceğimizi garanti etmez. Tamam bekleyelim ama henüz daha hakkında hiçbir şey gözlemleyemediğimiz bir meseleyi düşüncemizin merkezine yerleştirip de her şeyi onun etrafında düşünmek pek akıllıca bir seçenek olmasa gerek. Ne kastediyorum? Biz tanımını bile yapmadığımız, zihnimizde herhangi bir somut karşılığı bulunmayan ruh diye bir kavramı
hiç düşünmeden, üzerine çalışmadan, bütün anlayışımızın, inancımızın ve bakışımızın ortasına yerleştirirsek, canı da, bedeni de, yaşamı da belki de çok ciddi yanlış anlamaya başlayacağız. Yani şunu kastediyorum. Bir beden var, içinde bir ruh var, içinde mi artık, kenarında mı tam bilmiyorum. Nasılsa böyle uzaktan kumandayla bir VR gözlüğünden oyunu yönlendiriyormuş gibi bedeni yönlendiren, kumanda edici bir şeyden bahsediyoruz aslında çoğu zaman ruh dediğimizde. Böyle bir şeyin var olup olmadığını bile bilmiyoruz. Mesela bana sorulsa, bu konu sık sıkla gündeme geldiği için, ben şöyle bir şeye dikkat ediniz, bu bir açıklama, bilimsel bir yorum değil ama bir inanç tercihi, böyle inanmayı tercih ettiğim için söylüyorum. Bedenimizin maddesel bir nesne olarak bundan ibaret olmadığını çok iyi biliyorum. Nereden biliyorum? Yani biz bedeni gözlemliyoruz, hücreler, dokular, işte beyin şudur budur falan ama ne insanın ne de bir kertenkelenin benim o gördüğüm bedenden ibaret olmadığını çok iyi biliyorum. Neden? Çünkü benim görme duyum, yani duyular aleminde algılayabildiğim şeylerin çok sınırlı olduğunu biliyorum. Şu bedeni bile orijinal haliyle nasıl bir şeydir onu deneyimlemem mümkün değil, bunu çok iyi biliyorum. İşte gözümün, kulağımın, efendim diğer dokunma falan gibi duyularımın izin verdiği ölçüde beden diye bir şeyi algılayabildiğimi biliyorum. Dolayısıyla her bir bedende, kendi bedenim dahil olmak üzere, benim algılayabildiğimin çok ötesinde bir şeyler olduğu fiziksel olarak kesin gibi gözüküyor. Öyleyse şöyle desem nasıl olur? Bedenin görebildiğim kadar kısmını ben çalışıyorum, işte fizyoloji bilmem ne falan. Algılayamadığım, çok boyutlu bir evrende belki benim bilemediğim, işte bir şekilde etkileşime geçemediğim başka tarafları, başka boyutları da varsa, o algılayamadığım bütün taraflarıyla beraber sistemin göremediğim kısmına ben ruh desem olur. Hiçbir zararı yok. Ve bu aynı zamanda benim bedenimden, benliğimden ayrı bir entite olmak zorunda da değil. Yani ben onun bu dünyadaki bir yansıması olabilirim. Ve işte ne bileyim o ruh dediğim, göremediğim şeyin de var olabileceğini ve bir gün onunla etkileşime geçeceğini varsayabilirim. Bunun hiçbir zararı yok. Ama sanki görmüş gibi çok kesin bir şekilde işte dışarıda bir yerde bir ruh var, ölünce bu bedenden çıkıyor, geriye bir kabuk kalıyor, bir şey kalıyor gibi bir kafamız varsa burada yanılmak bize en azından felsefi olarak pahalıya patlayabilir. O yüzden biraz sakin olalım. Hani birileri özellikle hani ruhla ilgili bir şeyler konuşuyorken biliyormuş gibi görünürse oradan hızla uzaklaşalım. Yani sallıyorlar muhtemelen arkadaşlar. Böyle bir şeyin bilinebilirliği yok çünkü. Ya da bir tanesi ben laboratuvarda canlı yaparım, önümüzdeki hafta yapacağım falan diyorsa oradan da uzaklaşın. Çünkü canın da ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ruhun da tanımını yapabilen yok. Böyle şeylere kesin olarak belli bir versiyonda inanmaktansa naçizane tavsiyem bunların farklı versiyonlarını düşünce egzersizi araçları olarak kullanalım ve ya acaba şöyleyse oyununu hiç ihmal etmeyelim. Ruh diye bir kavram birçok açıdan faydalı. Güzel bir metafor olarak kendimizi anlatmakta, bedenimizi ve hani o çözümleyebildiğimiz zeki ya da bilinçli zihnimizin ötesinde kalan yeteneklerimizi tarif etmek amacıyla faydalı olabilir. Ama her şeyi getirip de insana dair her şeyi şu bedenin dışında bir ruhta aramak, bu muhteşem bedeni gözümüzün önünde göremememize neden oluyor. Bedene, şu muhteşem sisteme, o belki de insanın bu evrende görebileceği en karmaşık yapılanma biçimine maalesef yabancı kalmamıza sebep olabiliyor. Ben ilk televizyonlara çıktığımda bana en fazla sorulan sorular galiba bu ruh muh meselesiyle ilgiliydi. Bu muhtemelen TRT'de sevgili Pelin Çift'in programına çıkmış olmamla da alakası var. Pelin Çift çünkü böyle uç konuları da konuşmayı televizyonda çok seviyor. Ama o gün aklıma bir şey geldi. Ya insanlar bu kadar maddi dünyanın dışındaki şeyleri merak edeceğine biraz şu maddi dünyamızı merak etseler, yani toprağın altından ziyade toprağın üstünü bir anlamaya çalışsalar, sanki dünya daha güzel olurmuş gibi geldi. Ve o günden beri de bu konudaki çalışmalara devam ediyorum. Ruh iyi bir şeydir ama yani tanımını yapmadıktan sonra kafamızdaki imaja da çok fazla güvenmeyelim derim ben. Bilmiyorum siz ne dersiniz, dediklerinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz.